Evet, merhabalar. Bugün bu videoyu makyajsız çekiyorum. Konfor alanımızı genişletmekle ilgili videoyu izlediyseniz bilirsiniz. 21 gün boyunca her gün daha önce hiç yapmadığım yeni bir şey yapmaya çalışıyorum bu aralar. Bu makyajsız video çekmekte o 21 günlük programın dahilindeki bir aktivite diyebilirim size. Şimdi bana diyebilirsiniz ki yani ne var bunda makyajsız işte video çekmekte, hani hayatında daha önce hiç makyajsız gezmedin mi falan. Ya, tabii ki de öyle değil. Geziyorum makyajsız ama yani hani ben makyajsızken güzel olmadığımı düşünen bir insanım. Yani hiç kendimi makyajsız görmek hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden yani bu kanalda benim böyle makyajsız bir videomun olması ve şu anda bu çekimi yapabiliyor olmam aslında beni bayağı zorluyor diyebilirim. Arkadaşlarım, çevremdeki insanlar diyorlar ki ya saçmalama, hiç de öyle bir kötü gözüken bir tarafın yok, gayet de güzel gözüküyorsun falan diyorlar. Ama mesele zaten dışarıdaki insanların bize ne gözle bakıp bizi nasıl gördükleri değil. Biz aynaya baktığımızda kendimizi nasıl hissediyoruz, kendimizi nasıl görüyoruz, bu çok önemli bir şey. Yani ben makyajsızken güzel olmadığıma inanan birisi olduğum için baktığımda da gördüğüm şey çirkinlik oluyor açıkçası. Ya bu nasıl oldu derseniz, yani ortaokul lise yıllarında zaten full makyajsız gezerdik yani. Okuldaki herkes öyleydi. Şimdi artık öyle değil. Bakıyorum bayağı böyle süslü falan gidiyorlar kızlar ama bizim zamanımızda öyle makyaj falan yapılmazdı. Sonra üniversitede tabii Bilkent'te okudum ben. Orada tabii her gün full makyaj gidiyorduk okula. Bir gün böyle makyajsız gittiğimi hatırlıyorum ve böyle herkes, yani hemen hemen gören herkes, "Dilya, hasta mısın? Pek iyi gözükmüyorsun. İyi misin?" falan dediler bana. Ve ben orada yazdım. Dedim ki işte makyajsız olduğum zaman böyle gözüküyorum. Sonra finallere hazırlandığım bir dönem vardı. Evdeyim böyle, üzerimde salaş eşofmanlar, işte evde oturmaktan gözlerimin altı mor zaten. İyice böyle morarmış falan. Canım dondurma çekti. Dedim ki büfeye gidip bir dondurma alayım. Ama dedim şimdi aman makyajla kim uğraşacak? Kim görecek zaten beni burada deyip çıktım büfeye gittim. Tam ben böyle büfenin içinde, işte oradaki amca yok. Büfenin önünde böyle bekliyorum. Bir tane böyle araba durdu. İçinden böyle parfüm kokuları eşliğinde son derece bakımlı böyle bir çocuk indi. Neyse, çocuk geldi böyle büfeye, işte bir şeyler aldı falan, parayı verecek. Böyle bakındı, bekliyor, kimse yok. Bana döndü, dedi ki "Pardon, büfeye siz mi bakıyorsunuz?" dedi. Yani ben de o zaman, yani ya şimdi ne var bunda da, olabilir büfeye ben de bakıyor olabilirim ama yani o zaman tabii o üniversitede süslüyüz püslüyüz biz işte bilmem neyiz falan filan, o hani egolar, o özgüvenimiz de o kadar gelişmemiş herhalde ki onun bana böyle bir şey söylüyor olması beni böyle yıkmıştı yani. "Hayır ya, ben büfeci amca değilim, ben müşteriyim" falan diye. Çok moralim bozulmuştu. Yani o da bana bir ders olmuştu ve bir daha ondan sonra makyajsız hiç dışarı çıkmadım gerçekten. Evlendiğimiz ilk zamanlarda da eşim bir tipik bir aslan burcu olarak böyle bakımlı kadınları sever, bakım sever yani. Bir gün böyle hafta sonu uyanmış, kahvaltı falan etmişiz, sonra bana geldi dedi ki "Ya aşkım, ya senden bir şey rica edeceğim. Evdeyken de makyaj yapabilir misin? Evde makyajsız gezmesen olur mu?" dedi bana. Yani Allah'ım, tabii çok sinirlendim. Dedim ne diyorsun ya, Allah Allah, sen dedim kendine baktın mı aynada, saç baş birbirine girmiş. Tipik her evlenen erkek evlendikten sonra zaten göt göbek salar falan ama kadınlar asla, her zaman bakımlı olmalılar falan filan yani. Neyse, yani toplumda hani böyle bir beklenti var, böyle bir algı var. Kadın işte her zaman bakımlı olmalı, makyajını yapmalı, saçının işte beyazları çıktığında onu boyatmalı. Şimdi bir de estetik furyası başladı biliyorsunuz. Botoks çıktı, dolgu çıktı. Ben de bir ara bir botoks yaptırmak istemiştim. Gittim işte doktora. Doktor beni aldı karşısına, böyle bir inceledi falan. "Evet İdil, senin yüzünde yapmamız gerekenleri şimdi sana sayıyorum. Sen hangilerini istersen o işlemleri yapacağız. İşte alnına botoks. Ondan sonra göz altlarına ışın dolgusu. Çünkü işte hani çökük ve mor olduğu için. Yanaklar birazcık böyle aşağıya sarkmış. Şuradaki çizgilerimi görüyorsunuzdur. İşte onları birazcık toparlayabilmek için elmacık kemiklerine dolgu yapmamız lazım ki bu sarkık hani biraz yukarı çıksın. Sonra dudakların ince, dudaklarına dolgu yaptırırsak çok daha güzel olabilir falan filan diye. Doktor bana bir güzel saydı böyle yapılabilecek bütün işlemleri. Ben böyle oldum. Teşekkürler. Sağ olun. Yani hani insan kendini hani daha iyi hissetmek için gidiyor ama böyle daha da kötü hissediyor. Çünkü tek tek size bütün kusurlarınızı sıralıyorlar. Artık böyle sosyal medyada da çevremde de hep bakıyorum. İnsanların kendileriyle bir
derdi var. Yani işte şuram şöyle, buram böyle, bilmem ne. Yani bunun sebebi kendimizle ilgili oluşturduğumuz inançlar, kendimizle ilgili oluşturduğumuz algı. Çok sevdiğim bir şiir vardır Can Yücel'in. Orada şöyle bir şey der. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yani siz ne yaparsanız yapın, kendinizle ne kadar oynarsanız oynayın. Aslında bizim ihtiyacımız olan bu işlemler değil. Bizim ihtiyacımız olan bize bakan güzel gözler. Ve bu bakan güzel gözlerin en önemlisi de kendi gözleriniz. Yani aynaya baktığınızda kendinizi güzel görebilmenizdir önemli olan. Kendinizle barışık olmanızdır. O yüzden böyle işte ben de doktorun saydıklarını yaptırmak yerine eğer bunlardan rahatsız olsaydım birazcık kendi içime dönmem ve kendimle barışmanın yollarını aramam gerekirdi belki de. Bugün bu makyajsız videoyu çekiyorum. Kendimi çok rahatsız hissediyorum bundan ötürü. Çünkü gerçekten hiç alışık olmadığım bir şey ve dediğim gibi bana kalırsa şu an gerçekten çok kötü gözüküyorum. Ama ben buyum yani. Böyleyim. Yani kırışıklıklarım var, sarkan yerlerim var, yüzümde sivilcelerim var, göz altlarım mor. Ama ben böyleyim ve yani bence bu şekilde de sevilmeyi ve beğenilmeyi hak ediyorum. Umarım hepimiz kendimizle ilgili bu algılarımızı değiştirebiliriz ve kendimize her zaman güzel gözlerle bakabiliriz diyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepiniz çok ama çok güzelsiniz diyorum. Hoşçakalın.